Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 8 Şubat 2024 Perşembe. Seçimden sonra yer yerinden oynayacak. Euro'yu şimdiden 40 TL'ye sabitlediler. Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna geçen hafta itibariyle geçen Fatih Karahan ilk toplantısını yaptı. Toplantıda enflasyon ve diğer konular var. Toplantı ile ilgili bilgiler önemli ama aslında en sonda söyleyeceğimi hemen söyleyeyim. Hiçbir şey değişmedi. Daha evvel ifade ettiğim gibi Fatih Karahan değil, Fed Başkanı Jerome Powell da gelse ne bir faiz artışı yapabilir ne de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermediği bir karara imza atabilir. Dolayısıyla sadece aslında bunlar rutin Merkez Bankası'nın idare maslattan toplantıları bugünkü toplantı ama e, Euro konusunda önemli döviz kurlarındaki o şerbetli döviz kurundaki sabit örtülü kur çıpasına dönük adımların iş dünyasında farklı arayışları da beraberine getirdiğini birazdan aktaracağım. Ondan evvel Merkez Bankası Başkanı Fatih Karağan'ın bugünkü toplantısına dair bir iki tespiti sizlere aktarmak istiyorum. Fatih Karağan faiz artışı yok dedi. E, tabii aslında daha önceki kendin selefi Hafize Gayarkan tarafından tespit edilen, onun Kasım ayında duyurduğu yılın son enflasyon raporu toplantısında 36 olarak 2024 yılı enflasyon tahminini açıklamışlardı hedefleri buydu ve bizim bütün para politikamız faizimiz bunun etrafında şekillenecek ve e, yeni yılda da 2024 yılında da bu enflasyonun yüzde 36'ya 37 inmesini bekliyoruz demişlerdi. Bir kere bu %36'da hiçbir değişiklik yapılmadı. Çünkü bunu yukarı yönlü revize etselerdi Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan o zaman piyasalarda bugün ne konuşulacaktı? Merkez Bankası enflasyonun düşmeyeceğine ikna oldu. Dolayısıyla resmi enflasyon bile yukarı yönlü revize edildi işte örneğin %36'dan %40'a, 45'e çıkarılsaydı ne olacaktı? Bu sefer politika faizinde %55 60'a çıkacağı beklentisi piyasaya bu mesaj verilmiş olacaktı. Tabii bu enflasyon hedefi değişmediğine göre biz faiz artışının zaten daha bu soruya cevap vermeden evvel ben X de bunu ifade ettim. Herhangi bir faiz artışı olmayacak. Bu toplantıyla beraber aslında bir şey daha gördük. Merkez Bankası'nın özelliğinin üzerinden çok zaman geçti. Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunda şimdi Fatih Karahan oturuyor. O koltukta 8 ay evvel Hafize Gaye Erkan o koltuğa geçmişti. Ondan evvel Şahap Kavcıoğlu vardı. Son 6 yılda 6. başkan. Yılda ortalama bir başkanın değiştiği. Hafize Gaye Erkan'a bir de bir teslim merasimi bile layık görülmedi. Bir Bir demet, çiçek bile bir... Demir teslimdeki bir çiçek buketini bile çok gördüler. Nasıl kanlı bıçaklı ayrıldığını, Merkez Bankasına veda ettiğini varın siz düşünün. Bu arada e, baba skandalı ortaya çıktığında Hafize Gaye Erkana, Can Siperhane sahip çıkanlar ortalıktan kayboldu. E, onlar şimdi e, kral öldü, yaşasın yeni kral diyerek Fatih Karaan'ın etrafında toplanıyorlar. Hatta yer yer bazıları Cevdet Akçay'ı Yeniden refer etmeye başladılar. Bugün toplantının sonundaki konuşması bana göre Cevdet Akçay'ın toplantının hiyerarşisi açısından hiç doğru olmadı. Cevdet Akçay aslında kendi kalesine gol attı. Fatih Karahan'ın otoritesini sarsıcı, onun söylemediği iletişim stratejisi çerçevesinde piyasaya vermediği mesajları Cevdet Akçay verdi. Ee, anlamıyorlar diyerek aslında hem iktisatçıları hem iş alemini, iş adamlarını, ihracatçıları hatta belki de örtülü bir şekilde hükümeti, e, kabineyi suçladı. E, ve e, oksimoron çelişkili birbirine zıt iki kavramın aynı cümlede kullanılmasını kastediyor. Fransızca bir kelime oksimoron. E, tezat da diyebiliriz bildiğimiz şekilde. Bu, e, yani eğer diyor bir merkez bankası iddialı hedef koymazsa %36 enflasyon hedefinden iddialı olup olmadığı sorusuna cevap verdi Akçay. E, Oksimoron merkez bankasıdır dedi. Ben de buradan soruyorum Sayın Cevdet Akçay. Bu merkez bankası geçen yılın başında %22 enflasyon hedefi koymadı mı? Sonra bunu her bir enflasyon raporunda yukarıya çıkara çıkara %36'ya... Ee, %36, 42, en son da %65'e çıkarmadınız mı? Ve sonuçta resmi enflasyon TÜİK'in ağırlıklarla oynadığı sepetteki maddelerin 409 maddenin e, fiyat hareketlerini değişimlerini göstermediği bir sepette günün sonu, yılın sonu %65'in %65 altında tutuldu değil mi bu enflasyon? Ama bu enflasyon hedefine rağmen hissedilen enflasyonun %130 olduğunu TÜİK de itiraf etti mi? Etti. O zaman Merkez Bankası gerçekten oksimoron bir merkez bankası sizin tabirinizle. Ha bu arada %36 hedefiyle ilgili siz de yıl sonunda muhtemelen oksimoron merkez bankası e, itirafında bulunan bir başkan yardımcısı oldunuz bugün itibariyle. O tarihe görevde kalır mısınız bilmiyorum. Ama bugünkü konuşmalarınız hükümete... İş dünyasına o iğneleyici sözleriniz birileri tarafından birileri tarafından saraya götürüldüğünden hiç tereddüdünüz olmasın. Zaten siz Mehmet Şimşek, Hazine Bakanı Mehmet Şimşek geçen sene oraya o koltuğa oturtmak istedi. Sonra siz e, başkan yardımcılığını kabul ettiniz. ilginç bir şekilde geldiniz ve e, Hafize gay Erkan'ın görevden alındığı akşam sizin isminiz yine Mehmet Şimşek tarafından birinci aday olarak Erdoğan'a teklif edildi ve kabul edilmedi ve Fatih Karahan o göreve getirir. Şimdi siz Fatih Karahan'ın yanında sizden tabii ki genç, yaşça sizin küçüğünüz ama ota, kurumsal itibar böyle olmuyor. Eğer o koltukta Fatih Karahan oturuyorsa siz ancak soruyla ilgili kısa değerlendirmenizi yapabilirsiniz ki. Bu arada Fatih Karahan iki başkan yardımcısını Hatice Karahan'ı sağına ve Cevdet Akçay'ı soluna alarak ee, hem Şahap Kavcıoğlu hem de Hafize Gayarkan dönemindeki tek başına yapılan toplantı o kürsüde tek başına başkan oturuyordu. Bu bu gele, bunu değiştirdi. Yanında iki başkan yardımcısı çıktı. Bu şu demek piyasaya? Bakın biz ekip olarak görevimizdeyiz, işimizin başındayız. Evet, görüntü böyle ama bu fotoğrafın arkasında biliyoruz ki o panonun arkasında birileri Sufle veriyor, birileri talimat veriyor. Daha doğrusu biri talimat veriyor, o talimatın gereği yerine getiriliyor. Şimdi siz %36'ya nasıl inecek bu enflasyon? Zaten ilk Ocak ayı enflasyonu %7'ye yakın çıkmadı mı TÜİK'te? En akta %10'a yakın enflasyon, aylık enflasyon yok mu? Ocaktan sonraki kalan 11 ayda %2'den fazla çıkmaması lazım bu enflasyon. E Şubat'ta zamlar devam ediyor. Şimdi bu şartlar altında siz nasıl 36 tutacaksınız? ha? Eğer bu hedefe çok kilitlenirsek ve faiz artışla yapamayacağınızı göre muhtemelen iş yine Merkez Bankası'nda değil enflasyon hedefini tutturma görevi Türkiye verilecek. Her zaman olduğu gibi o formülle Al-Takke, İboşov filtresinden geçirilmiş enflasyon, kamuflasyon %36'ya %40'a 45'e inebilir ama hisflasyon %55 ile 70 arasında bir yerde olacak. O da ne kadar e, filtreyi kullanı, kullanacağına bağlı TÜİK'in. Yoksa gayri resmi sokağın enflasyonu, vatandaşın maruz kaldığı mutfaktaki yangını başta alevlendiren e, hisflasyon, hissedilen enflasyon %105, %110 civarında olacak. Ve siz bu şartlarda %45 faizle ne yapacaksınız? piyasayı regüle edeceksiniz, likiditeyi çekeceksiniz, vanayı kısacaksınız ve insanlar enfle fiyatlar düşecek öyle mi? Yani %45'te tutun seçimden sonra, %45'te tuttuğunuzda dahi seçim geçtikten sonra elektrikte, doğalgazda, akaryakıtta bütün o ertelenen halının altına süpürülen zamlar gümbür gümbür gelecek ve siyaset bu konuda sizden icazet almayacak. Kabine Erdoğan bunu size sormayacak. Siz bunları resmi gazetede öğreneceksiniz hepimiz gibi. Dolayısıyla öyle yüzde %36 yenecekmiş. Evet bunlar Andersen'den masallar şeklinde anlatılıyor ama öyle değil. İletişim olarak derli toplu bir kurguyla çıktınız. Bu doğru iyi bir adım ancak yeterli değil. Çünkü temel bir problemimiz var. Merkez Bankası özel değil. Merkez Bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği Sınırların içinde top oynayabiliyor, oyun kurabiliyor. Bunu nerede gördük? Hafize Gayarkan geldiğinde ben fazla bu kadar da hayal kurmayın derken en gerçekten para politikası konusunda eline su döküle, dökülemeyecek duayen iktisatçılar dahi Vay çok güzel. Çok iyi gidiyor. İşte rasyonalite budur. Ortodoks politika budur. Ne oldu? 2023 yılı açısından bir muhasebe yaptığımızda Merkez Bankası oksimoron bir Merkez Bankası olmuştur. Hedefi tutturamamak bir yana, kuru da örtülü kur rejimi ve arka kapı satışlarıyla ve piyasaya döviz borcu, döviz açığı kasasında artarak kuru 20 liradan 30 liraya gelmiştir. İşte şimdi de 31 lira geçmesin diye sürekli suni duvarlar örülüyor. Enflasyon yükseldi ve yine faizler Türkiye Cumhuriyeti Merkezi İdarenin bütçesinden faizi ödediği para 250-300 milyar liradan 750 milyar liraya çıktı ki bu sene. 1 trilyon liraya çıktı ki bu sene bu daha da artacak. Dolayısıyla ne yazık ki ne yazık ki aslında bu toplantı konuşulan başlıklar da temenniler manzumesi olarak kalacak. Niye kalacak? Bakın şimdiden euroyu şirketler 40 liraya sabitlediler. Bir kaynağı aktardı. Euro üzerinden maaş ödedikleri personele sonuçta bu insan bu personel ister yabancı olsun ister Türkiye'de Türkiye vatandaşı olsun ama çok iyi üniversitelerden mezun olmuş çok iyi kariyer yapmış lisan bilen personele öyle siz, efendim ben size asgari ücretin üzerinde 30 bin lira 40 bin lira TL olarak vereceğim dediğinizde durmuyor bunlar gidiyor yabancı şirketlerde çalışıyorlar. Niye? Çünkü gerçek enflasyonun yüzde %65 değil yüzde %130 olduğunu biliyorlar. Gerçek kurun bugün itibariyle bugün itibariyle dolar da 38 39, euro da 40 41 lira olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla diyor ki bu şartlarda bana maaş verirsen ben çalışırım. İşte o işletmeler, bunlar ekseriyet itibariyle otomotivde, banka finans sektöründe, bankacılıkta, sigortacı sektöründe Denizcilik sektöründe, lojistikte, havacılık sektöründe olan şirketler, faaliyet gösteren şirketler ve bunlar çalışanlarına euro üzerinden maaşı 40 liradan sabitlediler. O da şimdiden. İlaç firmaları Novartis, İsviçre'li Novartis Türkiye'ye kanser ilaçları başta olmak üzere, Koah tedavisinde kullanılan has ilaçlar başta olmak üzere gö göndermiyor. Niye? Çünkü diyor siz diyor ilaç fiyatlarını diyor euro bazında euro bir 17-18 lira civarında kabul ediyorsunuz. Ben bunu vermem diyor zarar ediyorum. Çünkü gerçekten o kurda olsaydı o zaman hükümet niye bu konularda köprü otoyol havalimanlarında euro ve dolara endekslenen yap işlet devret şeklinde yandaşa verilen alım ve yolcu garantili hasta garantili şehir hastanelerinde niye birim fiyatı dolara euro endeksleyip güncel kur üzerinden onlara sürekli kur farkı ödüyor? Bu da bir çelişki değil mi? Dolayısıyla havuzun dibi delik. Bu deliği ne Mehmet Şimşek kapatabilir ne Fatih Karahan kapatabilir. Fatih Karahan'ın liyakatli bir isim olması artı bir değerdir, artı bir avarajdır ama bizim 3 puana ihtiyacımız var. Bu gruptan, bu kümeden çıkabilmemiz için mütemadiyen 3 puanlık Gali, 3 puan, 3 galibiyete 3 puana ihtiyacımız var. Ama öyle bir galibiyet mümkün değil. Çünkü Türkiye'ye para gelmiyor. Türkiye'ye esrarengiz para girişinin haricinde rasyonel bir şekilde şuradan şu geldi, buradan bu geldi diyebileceğimiz bir giriş yok. İşte şimdi borsada geçen hafta alım yapıyorlar, tahvil piyasasında satıyorlar. Tahvilde 2 haftada 300 milyon dolara yakın satış yapmışlar yabancılar. Çünkü Hafize Gaye Erkan'ın bir gece ansızın görevden alınması gösterdi ki Erdoğan'ın iki dudağı arasında her şey. Bu arada seçimden sonra eğer Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kademeli olarak faiz indirimine geçmezlerse İki baskı gelecek seçimden sonra Merkez Bankası'na ya diyecekler kurun önünü biraz açın kur korumalı da kur fark ödemelerinin karşılıksız para basarak siz üstlenin ya da faiz indirin yoksa biz bir şekilde bu tabloyu tutmamız lazım kontrollü bir şekilde kuru çıkarabilmemiz için kur korumalı mevduatta bir ara böyle bir çıkışların yavaşladı bir 6 aylık 7 aylık zamana ihtiyacımız var. Öyle birilerinin dediği gibi kur korumalı mevduat 2024 sonunda bitecek falan. Bugünkü meyle olsa 2027 sonunda bitiremezsiniz. Ama kuru çok olsun bakın bakalım kur korumalı mevduatta olanlar o zaman ne diyecek ya da çıkanlar nasıl pişmanlık duyacak? TL mevduata %45-50 ile yönlendirdiniz yıllıkta vatandaş şunu gördü. Ya ben dedi 32 günlük de evet vur kaç yapmak için güzel ama 12 aylık vadede TL niye cazip olsun? Dolayısıyla Cevdet Akçay'ın cevap veremediği kısım şu diyor ki biz görevi devraldığımızda diyor bütün bu şey yapı diyor dağılmıştı diyor. Mevduatla diyor politika faizi arasında politika faiziyle enflasyon arasındaki bağ kopmuştu. diyor e, Sayın Akçay sizin politika faiziniz Ocak ayı itibariyle yüzde 45 bitti artık yani en son Aralık'ta arttırdınız ve yüzde %45 45'te sabit tuttunuz ve zaten sıkılaştırmanın sonuna gelindi. Yüzde 45 e bu enflasyon resmi de bile TÜİK enflasyonu bile yüzde %80 80'e doğru giderken bu nasıl bir bağ olacağını düşünüyorsunuz. Akçay Hoca efendim para politikası üzerinden işte bir takım e, likidite tedbirleri üzerinden gideriz diyor. Yapamazsınız efendim maliye politikası üzerinden size bir inisiyatif vermez hükümet çünkü zaten bütçe delik deşik olmuş. Deprem bölgesinde konutlar teslim edilemiyor. Orada insanlar seçime kadar herkes susturuluyor. Seçimden sonra ne olacak? Dolayısıyla muazzam bir bütçe açığı, ek vergiler, kamu zamları, kamunun belirlediği fiyatlardaki artışlar derken enflasyonda sizin o %30 değil 36 değil. Eğer bugünkü seviyelerde %50'nin altına indirirseniz bu bile başarı olacaktır. Bakın Mart ayındaki ödemeleri tekrar dikkatinizi çekerim. Mart ayında 8 milyar dolara yakın dış borç ödemesi var bu memleketin. Dolayısıyla ihracatçı ve turizmci dolar 45 lira olmalı diyor değil mi? Asgari yıl sonuna kadar. E o zaman bunun yolu ne? Develasyon yapacaksınız. Seçimden önce bunu yaparsanız ortalık karışır. Oy kaybederiz. Enflasyon tekrar fırlar. Hayır. Şubat ayı enflasyonu da TÜİK yine %5-6 civarında çıkacak. Zaten Mart enflasyonu artık Nisan'a kalacağı için enflasyon Mart ayında konuşulmayacak. Hatta orada Erdoğan e, seyyanen zamla kamu e, işçilerine ve e, emeklilere dönük zamlarla günün sorusuna emeklere cevap vereceğim. Orada da karışıklık var parasallaşma olgusuyla Mart ayında seçimlere kadar yolunu yolundaki taşları temizleyecek ve oylarını alıp kaybettiği şehirleri kazanmayı hedefleyecek ve bunu başarırsa 1 Nisan'dan itibaren yeni bir sayfa açıp arkadaşlar fatura hep birlikte ödeme zamanı geldi diyecek. ve Ama enflasyonda öyle 2025 sonundaymış, 2026'daymış, tekaneymiş bunları şimdilik unutalım. Dolayısıyla Merkez Bankası toplantısına öyle özel bir anlam yüklemeye gerek yok. Daha önce söylediklerim aynı ile geçerlidir. Şirketler şimdiden 40 liraya endeksliyorlar. Sağlık Bakanlığı oraya doğru çıkmazsa Merkez Bankası bu örtülü kur rejimine her ne kadar serbest dalgalı kur rejimine Bağlıyız dese de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan öyle değil. Bu kura müdahale ediliyor. Arka kapı satışları devam ediyor. İşte Merkez Bankası'nın döviz rezervindeki sıvap hariç veri tutar. Eksi 40 milyar doların altına doğru gelmişti. Orada bir toparlanma vardı. Eksi 38'e doğru bir toparlanma vardı. Şimdi bu hafta geçen hafta itibariyle eksi 45 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta eksi 43 milyar dolar. Haftada neredeyse 2-3 milyar dolar yiyorlar arka kapıdan satıyorlar. Ve bunlarla ilgili hiçbir izahat yok. Kaçtan kime satılıyor belli değil. Gece yarılarında birileri 20-30 kuruş yine düşürüyor. Tekrar er, gün gün içerisinde hafif yukarı ve yatay seyir. Bugüne kadar getirdikleri dolar grafiği devam ediyor. Dolayısıyla e, merkez bankası başkanının değiştiği gün Cuma günü bile 2 milyar dolar 2 milyar dolar 200 milyon 2 milyar 200 milyon dolar sattılar. Döviz'e hücum devam ediyor. Mart'ta kurşup kapıda e, yani e, dolar 45 lira ve euro 47 lira altında kalırsa iflaslar iflasları takip edecek. İşte her gün yeni bir iflası duyuruyoruz. E Şimdi bu şartlar altında e, o şerbetli kur rejimine bir bakalım bakalım şu dolar tl ve e, altınla bu faslı kapatıp sonra e, niye krizden çıkamayacağımıza dair önemli bilgiler vereceğim. Demek ki yabancı Türkiye'deki şimdi 40 liradan bakıyorsa euro kuruna bugün itibariyle bunun sene sonunda 47-48 liranın altında olması mümkün mü? Değil. Nitekim resmi enflasyonumuz bile %50-60 civarında olacaksa e şimdi kümülatif olarak baktığımızda son 3 yılın enflasyonunda kur şu anda olması gereken seviyenin %30 aşağısında 30-40 aşağısında ihracat ihracatçı feryat ediyor. Turizmci feryat ediyor. Fiyat veremiyorlar. Bırakın onu tur operatörleri otobüs firmalarından dahi kiralayacaklar otobüs minibüs kiralama bedelini bile şimdiden firmalarla ayarlayamıyorlar. Niye? Mazot ne olacak? ÖTV ne olacak? KDV ne olacak seçimde? Ne olacağını söyleyeyim. Hepsi artacak. Bakın böyle bir kur rejimi olabilir mi? Sayın Akça, Oksimoron Merkez Bankası arıyorsanız buyurun işte Oksimoron Merkez Bankası. Yani bunu gerçekten içinize siniyor mu bu grafik? Yani dolar TL Türkiye'de kimsenin dolarla işi yok. Kasalarımız dolar taşmış. 264 milyar dolar bir 12 ay içinde özel sektörün ve kamunun ödeyeceği bankaların ödeyeceği döviz borcu yok. Daha varlık fonu dün %9,10'la 550 milyon dolarlık borçlan Eurobond ihraç etti. Dışarıdan gitti, borç aldı. 7 milyar dolarlık teklif geldi. Herkes alkışlıyor. Türkiye Varlık Fonu'nun Eurobond ihracına 6-7 kat talep geldi. 10 kat talep geldi. Ya niye seviniyorsunuz? Londra'daki tefeciler %9 faizi görünce tabii ki koşacaklar. Amerika dolu, Amerika haftalık fonlama faiz %5,5 diyor. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyet %5,35 civarında. Biz %9'la bize ait olmayan bir paranın yıllık faizini ödemeyi taahhüt ediyoruz. Adı da varlık fonu. Hani varlık fonuydu bu? Paralel hazineye dönüp hazinenin elindeki Türk Hava Yolları, Türk Telekom, daha sonra devralınan Türksel, BOTAŞ, PTT, kamu bankaları, hazineye ait gayrimenkuller bunları idare eden ve hesap sorulmayan bir paralel hazineye dönmesi için kuruldu. Yoksa Varlık Fonu'nun Türkiye'ye öyle para getirdiği bir kasasında paraların, dolarların taştığı bir varlık fonu değil. işte Norveç Varlık Fonu 1,5 trilyon dolar varlığı var. 233 milyon dolar 2023 yılı portföy karı var. Şimdi dolayısıyla kavramları yerine oturtmamız lazım. Hiç kimse dürüst değil. Herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Herkes biliyor geminin su aldığını. Herkes biliyor geminin battığını ve herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ama kimse kaptan yalan söylüyor diyemiyor. Kimse kral çıplak diyemiyor. Herkes gölgesinden korkuyor eleştiri yapmak için bile 10 tane girizgah cümlesi kurmak zorunda ihtiyacında hissediyorlar insanlar. Fatih Karahan olmasın, Cevdet Akçay olsun diyenler Fatih Karahan olduğunu duyunca oley çok güzel olmuş, hayırlı olsun diye ya insanların aklıyla bu kadar da alay etmeyin. O, olma, o olursa felaket, olmazsa felaket olur dediyseniz başka bir isim gelip o, o koltuğa oturduysa nasıl hayırlı olsun diyorsunuz? Vatandaş bunları görüyor. Siyasi elitistleri artık vatandaş zaten üstünü çizdi. İktisatçıymış, bankacıymış, borsacıymış, merkez bankası başkanıymış ya da e, muhalefet lideriymiş ya da bakanmış. Vatandaş diyor ki hiçbirinize güvenmiyorum çünkü mahvettiniz ortalığı. Türkiye ekonomisini e, perişan ettiniz. İşte bir kilo sarımsağın 200 lira olduğu bir yerde salatalığın hıyarın 200 liraya yaklaştığı bir yerde ya kabak kabak yani bağışlayın hayvan yemi olarak kullanılan kabak bile 70-80 liraya doğru gidiyor kilosu. Bir palamut, bir palamut 100 lirayla başladı 200 liraya çıktı. Ya bir evde 5, 4 kişilik bir haneye bir palamut yetmeyeceğine göre her kişiye bir palamut alınsa 800 lira sadece palamut. Limonu, maydanoz, salatası, marulu şunu bunu derken eve geldiğinizde 1500 liraya mal olacak bir e, 4 palamutlu bir akşam sofrası. Ya nasıl altından kalkacak? 17 bin lira asgari ücret oluyor. Gitti maaşın onda biri. Dolayısıyla hayat pahalılığı devam ederken bu kuru burada tutanlar memlekete gerçekten çok büyük fenalık ediyorlar. Bu kuru öyle bir patlayacak seçimden sonra. Hani onlar orada kontrolü patlatalım diyecekler yine seçim sonrası olduğu gibi. Orada kur korumalı mevduat kurtardı sizi. Orada 120-130 milyar dolara denk kur korumalı mevduatta bekleyen para vardı. Şimdi 81 milyar dolara indi beyler. Okur korumalı mevduat can simidi olduğu seçimden sonra kademeli olarak çıkış için hadi bakalım şimdi faiz de arttıramıyorsunuz. Artırırsanız zaten ticari faizler, kredi faizleri 55 60da insanlar, şirketler battı. İhtiyaç kredileri %65-70'e geldi. %110 alan banka var. Borsa İstanbul'da aracı kurumlar %90, %100'den aşağıya kredili işlem yapıyorlar mı? Verdikleri kredinin faizi ne? Hangi borsadan hangi kazançtan bahsediyorsun? Bu kur, bu şerbetli kur Bakın bugün bile şu anda 30.60 ama serbest piyasada 30.80. Arada 20 kuruş fark var. 31.05'e kanca atıldı. Euro 33.01 serbest piyasada 33.13. O da 33.80'e işaret verdi. Euro dolar paritesi 1.07.40'ın 41'i test etti. Aman dedim 1.07.40'a dikkat edeceğiz. Onun altına inilirse euro dolar paritesindeki yönü aşağıya. 1.07.10 1.06.89 10, eğer. 1.0689 desteği de kırılırsa ana aralığımızı 1.0850-1.0960 aralığından tekrar 1.0740-1.0850 aralığına çekmemiz icap edebilir. Ve dolar endeksinin 104'ün üzerine çıktığı 104.09'a geldi ki 104.17 geçilirse 104.40-105.20 zirveleri var. Dolar endeksi dolar şu anda bütün dünyada tekrar para değer kazanıyor çünkü... Mart'ta faiz indirimi olmayacakmış. Hani öyle dediler ya öyle yutturdular ya. Şimdi bu yutturdukları borsalarda özellikle teknoloji hisselerindeki Nasdaq'taki Dow Jones'taki S&P 500'deki Amerika'daki Londra'daki Tokyo'daki zaten Çin borsasını söylemiyorum onu X'te sık sık paylaşıyorum. Dibinde dibi vardır şeklinde hükümet desteklerine rağmen Çin borsası Çin borsaları değer kaybetmeye devam ediyor. İşte o diğer borsalarda da önümüzdeki günlerde sert bir yüzleşme, bir düzeltme olacak. Dolayısıyla buralarda artık alım değil. Satış için varsa elinizde yabancı hisseler kardaysanız satış için bir sonraki düzeltmeyi satıp bekleyebilirsiniz. Biz 108.949 ama 8.949'a gelmişken şu 9.159.200 zirvesini görmeyelim, görmeden inmeyelim. Diyeceklerdir ama oraya gitmeden önce sanki bir düzeltme daha yapıp 8.000 8.955'in altında 8.870 8.780 8.614 ve 8462 ana kademeleri bu sert bir düşüş olursa bunları dikkat etmemiz lazım. 8044 üzerinde kaldığı müddetçe o 9200'e doğru seçim öncesi kısa süreli bir ralli olacak demiştim. O seçim öncesi o ralliyi oraya doğru götürecekler ve ama orada başta Bank of America, HSBC, Info olmak üzere hepsi orada Zirveden satacaklar yine ya artık 11 bine gideriz diye onlar Ekim ayından beri 11 bini bekliyorlar. Gideriz diye bekleyenlerin elinde kalacak. Peki bu arada ne yapılabilir Borsa İstanbul'da? Kademeli olarak düzeltmelerde seçim öncesi bu ralli için iskontolu hisseler alınabilir. Temettü verimi yüksek, fiyat kazanç oranı düşük ve yine 2024 23 yılı bilançosunda kar açıklamış nakit akımı kuvvetli, kurumsal aslında artık ismi cismi belli olan öyle nereden geldiği belli olmayan halka arzlarla çıkan şirketler oldu ve herkesin canı yandı. Geçen sene önceki seneki halka arzdan bedel ödedi insanlar. Şimdi 2023 halka arzlarında da 2024'te nasıl bedel ödettiklerini göreceğiz. Çünkü bunlar hep danışıklı dövüş. Alanlarda satanlar da birbirlerini biliyorlar. İşte o arada bunu bilmeden Araya girip alanlar bedel ödüyor. Dolayısıyla e, seçim öncesi burada satıp doları da o yüzden tutturuyorlar kuru. Doları tutun. Nasıl olsa seçimden sonra orada bir rally olacak. Develasyon olacak. Onlar dolara geçecekler. Dolayısıyla TL mevduat ve Borsa İstanbul treninde bulunan yolcular için artık son çağrı. Çok az kaldı. Yani bu... Şubat sonu, Mart başı, Mart ortası ama bilin ki Mart'ın 3. haftasına kalmadan burada bir operasyon olacak. Ne yapacaklar? Borsayı satacaklar. E, borsadan çıkacaklar. Dövize geçecekler. TL mevduattan çıkacaklar, dövize, kısmen altına, gümüşe. Yine e, borsadan çıkan da altına, gümüşe. Hatta gayrimenkul bile aldıklarını göreceğiz, arsa aldıklarını göreceğiz seçim sonrası faiz indirimi döneminde 2024 Haziran, Temmuz, Ekim'inden bahsetmiyorum. Sonuçta gayrimenkul dediğimiz şey üzerine büyük bir en azından birkaç yıllık stratejiler hesaplar yapmanız lazım. 2025 ve 26'nın rantı için bu hazırlıklar yapılacak. Bazı arkadaşlar bu kısmı anlamak istemiyorlar. Diyorlar ki seçimden sonra ev fiyatları yükselsin, arsa yükselsin, dolar yükselsin, borsa düşsün. Sadece eşittir böyle olsun. Hayır. Bunun bir vade dilimi içerisinde olarak planlarsanız o zaman ancak kazanç çıkabilirsiniz. İşte o yüzden yavaş yavaş TL mevduatta zaten artık yüzde şubatta da faiz arttırmayacak e, Merkez Bankası. Dolayısıyla TL mevduat faizine de artık bu zirveden girecek ve likidite fazlasını evet depo ihaleleriyle çekiyor Merkez Bankası ama çekemezsiniz. Sonuçta şu an kur korumalı mevduattan çıkan para da gidecek yer arıyor. Bakın kur korumalı mevduattan yaklaşık 40 milyar dolar çıktı. 40 milyar dolar çıktı. Peki e, döviz tevdiat hesapları ne oldu? Döviz tevdiat hesapları da... 170, 168 milyar dolardan... ...180 milyar dolara geldi. E, bir miktarı zaten onun şeye gelmiş. E, bir miktarı TL mevduatta zaten. Bunu da tavsiye ettik yani Burkaç için. E, Şubat ortasına kadar... ...aylar evvelinden söyledim. TL mevduat evet. Aylık mevduat... Vurkaçlar için cazip olabilir ama yıllık cazip değildir demiştim dövize ve doğru hamlelerle doğru zamanda dövize geçmek şartıyla. Şimdi buna rağmen göreceksiniz dolarizasyonda hiçbir şey değişmedi yani aslında döviz kur korumalı mevduata gitti o dolarizasyonun bir kısmı orada TL oldu merkez bankasına ve hükümete nefes aldırdı yoksa Türkiye Aralık 2021'de uçurumdan aşağı gidiyordu ödemeler dengesi kriziyle baş başa karşı karşıya gelecekti. Şimdi oradan çıkan KKM'de zaten döviz dönüşümlüler şu an duruyor. Onlar 60-70 milyar doları bunun döviz dönüşümü. Dolayısıyla bir süre sonra orada erime azalacak. Çünkü dövizdeki yükseliş onları orada kaldıkları için sevindirecek. Kayyımların idare ettiği kozu altın daha 2 milyar liralık mevduatını döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat olarak 6 aylığına uzatmadı mı? kayyımın herhalde vardır bir bildiği değil mi? Yabancı şirketlerin euro işimden 40 liraya endekslemesine sabitlemesi vardır bir bildikleri. Bazı esnaf artık tüccar piyasaya mal verirken diyor ki vallahi diyor bunu bir ay sonra ödeyeceksen kuru şuradan hesaplarım. Altı ay sonra bu yıl sonu sonra zaten kimse o kadar vade artık vermek istemiyor. Çekler karşılıksız çıkıyor, senetler proteste ediliyor. Çok ciddi bir tahsilat ve güven problemi var piyasada. Dolayısıyla bunları aşmadan siz istediğiniz kadar orada parlak cümleler kurun. İktisatçıları, finansçıları toplayın, orada e, teorik teorik teori teoriden e, manzu e, anlatın, teorik konuşun ama vatandaş diyor ki kardeşim Çarşıda pazarda yangın almış başını gidiyor. Dünyada gıda enflasyonunda Zimbabwe, Arjantin ve Venezuela'dan sonra biz Türkiye dördüncü sırada. Dünyada gıda fiyatları %11 düştü bizde %72 arttı 2023'te. Burada bir gariplik yok mu? Gıda fiyatlarının artma sebebi politika faizi mi Sayın Akçay, Sayın Karahan, Sayın Hatice Karan. Bu arada Hatice Karahan Fatih Karahan arası herhangi bir akrabalık ilişkisi yok. Sadece isim benzerli. Benim... Merkez Bankası'ndan kovulan Büşra Bozkurt'la herhangi bir ilişkin olmadığı gibi. Akrabalık bağım olmadığı gibi. Bakın. E, bu arada Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'nda iki koltuk şeyde iki koltuk boş. Para Politikası Kurulu'nda iki koltuk boş. Niye? Koltuk sayısı artsa da bir şey değişmeyecek ki. Karar bir yerden veriliyor. O karar uygun resmiyete kavuşturuluyor. Sadece e, prosedürü yerine getiriyor Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanı. Dolayısıyla Dolayısıyla burada... Ee, bu o, krizin içerisinden çıkmamız mümkün değil enflasyonun bu şekilde düşmesini bırakın e, daha da tırmanacak herkes hazırını ona göre yapsın Niye krizden çıkamayız biliyor musunuz? Beşeri sermaye fırsatını buldukça göç ediyorsa kriz bitmez vitrin değişikliğiyle krizden çıkmak mümkün değil Bu krizi daha belki krizlerden ayıran en mühim vasfı sistem krizine dönüşmesidir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir sistem kriziyle karşı karşıyadır Aynı saatlerde Merkez Bankası Başkanı'nın para politikası e, başka yardımcılarıyla kameraların karşısına geçtiği aynı dakikalarda Ankara'da Anayasa Mahkemesi biraz da yeni Anayasa Mahkemesi üyesinin yemin töreni vardı. Yemin merasimi orada Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay Başkanı var. Onların gözünün içine baka baka dedi ki yargı, Anayasa Mahkemesi'nin kararları her kurum için bağlayıcıdır. Uygulamama lüksü yoktur. Uygulamak bir zorun mecburiyettir dedi. Peki uygulandı mı Sayın Arslan? Can Atalay kararında tahliye dediniz. Milletvekilinin tahliye edilmesi hak mahrumiyeti var dediniz. Yargıtay bu kararı uyguladı mı? Uygulamadı. Meclise talimat verdi ve meclis Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürdü. Şimdi böyle anayasa mahkemesinin bile kendi sesini yargıtaya duyuramadığı, bir diğer yüksek mahkeme sesini duyuramadığı, ve hiçbir şeyin değişmediği bir yerde yani borsa hala burada duruyorsa gerçekten e, talihli sayılırız. Anayasa mahkemesi kararı başka bir memlekette tanınmasın ve bu şekilde onun aksine hareket edilsin ne borsa kalır ne döviz kurunun öne alınabilir. Gelin görün ki Türkiye'de artık kriz eşiği de değişti. İşte bu bir sistem krizidir. Bu bir devlet krizidir. Seçimden sonra bu anayasanın nasıl paçavra haline getirildiğini hep beraber göreceğiz. Gizli ajandanın raflardan indirildiği ve başka konuların hilafetin saltanatın e, faiz kavramının merkez bankası ve bankacılık kavramlarının nasıl değişip dönüştürüldüğünü göreceğiz. Zaten bu kurulun hükmü ya da kanununun hiçbir kıymeti kalmayacak ki. Paçavraya dönmüştü, delik deşik olmuştu Merkez Bankası kanunu. İşte 5-6 yılda 6 başkan değişti. Hani 5 yılda bir görevi süresi 5 yılda Merkez Bankası başkanlarının liyakatın yerini sadakat almışsa Merkez Bankası'nda başkanlık koltuğunda kimin oturduğunun ne ehemmiyeti var. Dolayısıyla bakın binlerce hekim sadece hekimler göç ediyor. Yurt dışına göçüyor mühendisler, hemşireler, fırsatını bulan gazeteciler herkes yurt dışına gidiyor. Niye? Amerika'ya geçen sene Türkiye'den kaçak yollarla Meksika sınırından, Meksika Amerika sınırından geçip yasa dışı yollarla geçip Amerika'ya iltica eden 47 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Almanya iltica edenler içerisinde Suriye ve Afganlardan, Afganistan ve işte Suriye, Etiyopya vesaireden sonra ilk beşe giren yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Bakın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Volkan K annesinin ölüm haberini verdi diye kadın doktor B.B. Yu yumrukladı. Görüntüleri vardı. Volkan K ne oldu biliyor musunuz? Ev hapsiyle, şartıyla tahliye edildi mahkeme tarafından. Yani bırakın onu hekimleri dövüyorlar can güvenliği kalmadı. E bir de Hani liyakatli kadrolar yurt dışına göç ediyor dedik. Çünkü lisan bilecek, oturum alabilecek, oralarda çalışabilecek özgüvene sahip birikime sahip olacak. Öyle herkes yurt dışında gel gel diye beklemiyorlar. Her taraf mı dökülür? İstanbul, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı er Erkan Akgül'ün ifade vermeye gelen polis eşi MU'ya birlikte kahve içme teklifinde bulunduğu iddia edildi. Daha değil bunlar artık tutan zabıtlara geçti. Şikayetçi olduğu MU e, Erkan Akgül'den. M.U'nun teklifi reddetmesi üzerine sinirlenen Akgül makam odasında kadını çıplak aramaya tabi tuttu. M.U'nun darp raporu aldığı der. Kadını ne hale getirmiş görüyor musunuz? Bu kim? İstanbul'un ilçelerinden birinin emniyet müdür yardımcısı. Yarın ilçe emniyet müdürü belki de il emniyet müdürü olacak. Ya da emniyette amir olacak. Amir pozisyonda. Yahu Sayın İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya drone görüntülerini paylaşıyorsunuz ya böyle. İşte 3-5 tane ismi bile duyulmamış kıytırık e, mafya bozuntularına operasyon yapıyorsunuz. Onların da görüntülerini yayınlıyorsunuz. Bakın nasıl operasyon yaptık. İstanbul'un göbeğinde önünü kesiyor. Diyor ki bana para vereceksin para vermiyorum diyen Adamın ayağını kurşun sıkıyor, silah belinde silah, elinin kolunu sallayıp sallayarak dolaşıyor. Bırakın onu, sizin emniyet müdürü yardımcınız. Hala vazifede mi duracak bu insan? Normalde şu darpı, şu tacizi başka biri yapsa hapse atılması gerekiyor muydu? Gerekiyordu. Ama olmuyor. E yani İzmir'de gü güpe gündüz çatılarda e, vahşi batıyı andıran silahlı çatışmalar oluyor dakikalarca. Ortada polis yok, bir şey yok. Her gün artık sosyal medyada, trafikte Önünü kesen bir maganda, Mardin'de bir hakimin arabasının önünü kestiler. Çık dışarı, çık dışarı aç camı diyerek tehdit ediyorlar insanları. Seni mermi manyağı yaparım diyorlar. Sokaklar Teksas'a dönmüş, Vahşi Batı'ya dönmüş. Sizden tık yok. Bu şartlar altında vatandaşın ve mal emniyeti kalmamışsa nasıl çıkacak? İşte 8 ayın sonunda elde var hüsran yer yerinden oynayacak. Ekonomik istikrar ve kalkınma için sadece para politi para politikası kafi gelir mi? Gelmez. Para politikası bu arada sadece faiz arttırmak ya da düşürmek midir? Oradaki başkanın otoritesi olsaydı, o başkan yardımcılarının ve kurul üyelerinin otoritesi olsaydı ve onlar gerçekten Durmuş Yılmaz, Erdem Başçı, Süreyya serden geçti döneminde hatta Murat Çetinkaya'nın ilk döneminde olduğu gibi sadece ellerindeki veri ambarının, veri setinin icaplarını yerine getirselerdi Piyasa zaten güven tazeler o hedeflere göre herkes e, hedefi belirler enflasyon buraya inecekmiş biz de buna göre adım atıyoruz derdi. Ama size göre adım atarlarsa Sayın Akçay bu insanlar perişan olur bu şirketler batar siz yarın o görevden alınırsınız Hafize Gaye Erkan'ın ve sizden önceki başkan yardımcılarının sizden önceki başkanların görevden alındığı gibi. Siz e, hatta iki yıl boyunca kamu görevine getirilmezseniz o ya, en son maaşınızı başkan yardımcısı ünvanının karşılığı olan devlet memuru maaşını alırsınız ama işte biz emekli 10 bin lira mı olmalı 12 bin lira mı olmalı diye bu sefalet ücretini tartışmaya devam ederiz. Ortodoks politika deyip göstermelik bir faiz seviyesinin ötesine geçemezseniz netice hüsran olur. Bakınız faiz %45'e çıktı enflasyonda kurda tırmanıyor. Şimdi dolayısıyla <laughs> 20 yılda 2 trilyon 800 milyar dolar dolar cinsinden vergi ödendi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl söylüyor. Hani biz söylediğimizde bazen e, ya politika yapma diyor, siyaset yapma diyor bazı arkadaşlar. Bu kadar verginin toplandığı bir coğrafyada açlık olur mu? Yokluk olur mu? Yoksulluk olur mu? Ama var bunların hepsi var. Açlık var, yoksulluk var, yokluk var. O zaman ortada ciddi bir paylaşım, taksimat ve bölüşüm Gelir adaleti dağılımı ile ilgili problem vardır. Nitekim büyüme verileri açıklandığında TÜİK'in ne, ne demiştim? Milli gelirden en fazla pay alan %20'lik dilimin milli gelirden aldığı pay %45'den %50'ye çıktı. Ama en az pay alan %20'nin payı %8-9'lardan %6'lara indi. Yani fakir daha fakir, zengin daha zengin. Bu arada o, o, o dolaylı vergiler, vergi gelirlerinin %60-70 olduğu için... O vergileri de vergilerin de aslan payı o çalışanların sabit gelirlerin ve orta gelirlerin hatta dar gelirlerini sırtında. Ne yazık ki böyle bir tablo var. Dolayısıyla yeni vergiler hazır olun. Onlardan biri de karbon vergisi olacak demiştim. Sene 2023. Bakın 2024'te Türk Hava Yolları karbon emisyon hesaplama artık yükünüze göre kargonuza göre biletin dışında bir de karbon vergisi ödeyeceksiniz. Karbon vergisi navlunu arttıracak nakliye masrafları arttığı için şirketler bunları zam yapacak. Alın enflasyonu arttıracak. Potansiyel bir vergi daha ve bunlar da gelecek. O yüzden kötü günler bitti. En kötüsü geliyor. Bakın hane halkının cebinden çalmaya devam eden enflasyon canavarı daha da azacak. Ek motorlu taşıtlar vergisi, akaryakıtta faiz özel tüketim vergisi artışı, motorinde, benzinde, LPG'de 3 katına çıkmadı mı 15 Temmuz 2023'te? Bu daha da artacak. Diğer vergi zamlarına rağmen bütçe açığı 90'lı yılları mumlar atmıyor mu? Halk bedel ödedi ancak bu fedakarlıklar heba edildi. Hazinenin 2 ayda hazinenin 2 ayda bakın 197 207 milyar TL olmak üzere 400 4 milyar TL açık nasıl olur? Önceki aylardan hani bir tek şeyde Kasım ayında bir fazlalık var ama dikkat ederseniz diğer aylarda hep ekside ve bu Ocak ayındaki hazinenin nakit açığı ne demek? Bütçe açığı geçmiş olsun bir aylık bütçe açığı 200 milyar lira civarında olursa biz yıllıkta ne bekliyoruz? En azı 3 trilyon lira yakın bütçe açığı olacak. Vergi gelirleri katlanıyor 7 trilyona çıkarılıyor. Yani 4,5 trilyon vergi dedik bu 7 trilyonu geçecek. Yani nasıl olacak bu vergi artışlar olmadan? İşte o yüzden hazır olun. Şimdiden alabileceğinizi alın. Un, şeker, yağ ne bulabiliyorsanız. İnşaat yapacaksanız çimento, demir bunu bile alabilirsiniz yani. Artık buralara kadar geldi bu iş. Yani stokçuluğu teşvik etmek doğru değil ama bunu alan inanın karlı çıkıyor. Yani geçen seneden bir ton zeytinyağı alan bu sene borsadan, dolardan, altından hepsinden daha fazla, TL mevduatın hepsinden daha fazla kazandı. Dolayısıyla bu bütçe açığı yeni vergiler demek. Ne yazık ki altta kalanın canı çıksın demek. Gelelim günün sorusunda emeklilerin merak ettiği o sorunun cevabına. Emeklinin bayram ikramiyesi 5000 liraya çıkar mı? Hayır 5000 liraya değil. Emeklinin bayram ikramiyesi 5550 liraya çıkmalı. Niye? 2018 yılı Haziran ayında başladı değil mi? O dönemde e, e, Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı e, Haziran ayında. Seçimden önce Kılıçdaroğlu dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye vereceğim dedi. Ve Erdoğan da bunu e, alelacele seçimden önce vermişti Haziran ayında ve e, o günden beri veriliyor. O gün... 1000 lirayla başlanmıştı. TÜİK'in hesapladığı enflasyon kadar artmış olsaydı 2018'den 2024 başına getiriyorum kümülatif. 5550 lira olmalı. Yani emekli dernekleri, emekliler sosyal medyada lütfen sesinizi çıkarın. 5550 liranın bir kuruş altında olmaz. Onun üstü ha, ekstra bir şey olur. Ama bu enflasyonda 5550 liranın altına olmamalı. Bu arada kök maaşta bir kaos var. Bir emekliden gelen mesaj. Bağkur'dan 2016 yılında emekli olan engelli bireyim. En düşük emekli maaş alanlar gibi ben de 7500 TL alıyordum. Kök maaşı ise 7211 TL. Kısaca son gelen zamlar ile kök maaşın 10.762 TL olması gerekiyor. Ancak kök maaş 9.615 lira olmuş. %33,30 artışla lütfedip 10.000 TL'ye tamamlayacaklar. SGK'yı arıyorum oraya buraya yönlendiriyorlar. Bir daha iki ayı bekle vesaire diyorlar düzeleceği şüpheli. Soru şu ben kök maaşımın ne olduğunu biliyorum inceliyorum. Ya bilmeyip de bu şekilde alan kaç kişi var? Evet bu soru önemli. E-Devlet'te lütfen kök maaşınıza bakın. Eğer SGK, bu SGK Sosyal Güvenlik Kurumu bu maaşları E-Devlet'te normal %49 zamma göre kök maaşı da o seviyede yukarıya çıkarmazsa bilin ki bu seyyanen yapılmış seçim öncesi yapılmış Yine emekliye indirilmiş bir darbe olacaktır. Çünkü o kök maaş neyse bir sonraki zammınız onun üzerinden geçerli oluyor. Temmuz ayında %25 zamma rağmen en düşük emekli maaşı 7500 lirada kalmadı mı 5 milyona yakın emeklinin. Dolayısıyla burası hala mulak lütfen bunu iyi takip edin. Ama aylıklar böyle kalırsa seyyanen zam mayıs mart ayında seçimden önce kesinlikle yapılmalı. Zaten bununla ilgili hazırlık yapıldığını biliyorum. Erdoğan muhtemelen 2500 lira ile 5000 lira arasında değişen tutarda bir zam yapacak. Seyyanen zam. Ee, bunu da seçimi kazanmak için 17 milyon emeklinin oyunu almak için bunu yapacak. Çünkü emekler bu enflasyonun altında en fazla bedel ödeyen emekliler oldu. Daha evvel de anlatmıştım. İlk 3 Kasım 2022'de iktidara geldiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi bir emekli maaşı yaklaşık 1,5 asgari ücrete tekabül ediyordu. 2008 yılında kanunda asgari emekli maaşı en düşük emekli ile asgari ücretin %110'undan daha az olamaz maddesini lav ettiği için mülga ettiği için çıkardığı için geçersiz hale getirdiği için emekli maaşları yıldan yıla eridi ve şu anda bakın asgari ücret 17.002 lira en düşük emekli maaşı 10.000 lira bu makasın bu uçurumun kapatılması gerekiyor ve emekliye bunun haricinde bayram ikramiyesi de madem bu verildi hakkı olan 5550 liraya derhal bu Ramazan bayramına yetişecek şekilde Nisan ayına yetişecek şekilde 5550 liraya çıkarılmalı. Kapatmadan önce altın ve gümüşle hızlı gümüşle ilgili hızlı bir değerlendirme yapalım. Dolayısıyla seçimden sonra faiz inmese de aynı kalacak ancak iflaslar arttıkça Merkez Bankası'na ya faiz indirin ya kuru biraz bırakın ki kur korumalı mevduatla biraz insanlar rahatlasın ve e, ihracat ve turizmde de önümüz yaz turizm sezonu bunu çözün diyecekler göreceksiniz. O yüzden dövizde dövizinize, altınınıza, gümüşünüze sahip çıkın. Altın nonsu spot 2031 dolar 31,10 gramlık külçe altından bahsediyoruz. Ama burada yön aşağıya. Hala e, 2000 e, 1990 2050 aralığını Mart ayındaki Fed toplantısına kadar esas alıyoruz. Gram altın Interbank'ta 2000 lira, serbest piyasada 2074 lira. Ne demiştim? Siz altın hesabı açarsınız, 2000 liradan alırsınız. Öyle bazılarınız yazmış, efendim fiziki ver, vermek mecburiyetinde. Siz o altın hesabını açtınız ve sonra altınınızı çekmek istiyorsunuz, o size fiziki altını vermek zorunda. Gruptan, bölgeden nasıl getiriyorsa getirecek. İşte öbür tarafta 2074 lira kapalı çarşıda kuyumcuda. Gidin başka bir yerde işte altınları ekonomiye kazandırma çerçevesinde yıllık devlet desteği %4 onu da alabilirsiniz. Önümüzde ONS bu krize rağmen merkez bankalarının faizi indirmeyeceğini Haziran'dan önce biliyoruz. Buna rağmen bakın 2000 doların altına inmiyor. Ne dedik? 1000, 1990 dolara inse bile ana aralık 1990-2050 arası ama İnişler artık bizim için o daha sonra indirim döneminde gelecek faiz indirim döneminde gelecek rallide bize kazandıracak sarı fırtınanın o fırlatma rampasındaki altının kazandır daha fazla kazandırması için inişleri alım fırsatı ve sepetteki gramı sepetteki ağırlığını artırmak olarak düşünüyoruz. Ons burada kalsa bile biz biliyoruz ki dolar TL kuru yükseleceği için altında yönümüz yukarı gümüş. 21.96 Interbank'ta gramı 999'a er, 23 lira 23 kuruşta e, serbest piyasada bakın farklara dikkat edin. İşte al sat arasında da alırken de satarken de kazanabilirsiniz de dikkat etmezsiniz. Bu verileri takip etmezsiniz. Aa, çok uzun olmuş 5 dakikada anlatmadı der ve kapatırsanız da işte videonun bu kısmındaki bu kritik bilgiyi de kaçırmış olursunuz. Ve alırken de satarken de zarar edersiniz. Ons. 22-32 dolara geldi gümüşte. 22-20 çok kritik. 21-89 dip ama onun altına inmemesini ümit ediyoruz. Eğer inerse e, 20 dolar altına da test gelebilir. 23-50 yukarıda direnç. 1950 ve 1962'de altın için çok kritik eşit eşikler. Dışarıda da bir gerilim var. Orada birileri pompalıyorlar. İşte çok e, teknoloji hisselerinde Amazon'da vesaire ama diğer tarafta Tesla bakın. 270 dolardan 180 dolara kadar indi. İnecek. Yani diğerleri de inecek. Bu likidite şu anda yıl sonunda Amerika'da %4.5'ün altına inmeyecek ki bu faiz. Hangi likiditeden, hangi bolluktan bahsediyorsunuz? Hani Türkiye'nin içinde olduğu ülkelere 100 milyar dolar gelecekmiş ya böyle bir şey yok. Hatta bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan daha fazla sıkılaştırıcı adım atmayacağız, faiz arttırmayacağız dediği halde Bloomberg bu haberi nasıl servis etti biliyor musunuz? daha fazla sıkılaştırıcı adım atılabilir diye bu kadar mı manipüle edilebilir bir toplantı. Çünkü Bloomberg'e bölge abone olan bankalar, yatırımcılar, aracı kurumlar hepsi böyle istiyorlar. Sizin elinizdeki dolarları satıp onların düşük kurdan borsadan tahvilden döndüklerinde düşük kurdan döviz alıp çıkmalarını istiyorlar. İçeride de içimizdeki İrlandalılar da buna sağ olsunlar. Ortodoks para politikası adı altında teşne oluyorlar. Payanda oluyorlar. Onların hesabını biz bilemeyiz. Makro hesapları artık çok fazla ne kadar uğraşsak da o hesabı değiştiremeyeceğimize göre biz kendi hesabımızı yapacağız. Evimizin, hanemizin, şirketimizin, dükkanımızın, atölyemizin, mağazamızın hesabını yapacağız. Kimse bu ülkede eğer 2024'te enflasyon bugün seviyelerin altına inecek diye hesap yaparsa duvara toslar. Kur düşecek diye hesap yaparsa duvara toslar. Araba fiyatlarından tutun el fiyatlarına seçim sonrası devalüasyon etkisine nasıl arttığını hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla ne olur kulaktan dolma bilgileri değil, altı dolu ben ya da bir başka programda dile getirilsin. Burada ya da başka bir programda. Ama ne olur araştırın, soruşturun, hayat ve mat meselesi bu. işletmenizin istikbali söz konusu. Hani geçen sene düşecekti kur? Hani enflasyon düşecekti? Hani bütçe açık bu kadar vermeyecekti? Hani yeni vergiler zamlar yoktu? Bakın elektriğe, doğalgaza, akaryakıta zam yap yapılacağını bugün ağzından kaçırdı Merkez Bankası Başkanı. Dedi ki hükümetin orta vadeli programda bu fiyatlarda bir güncelleme olacağı görülüyor dedi. Biz de buna göre hesap yaptık dedi. Göreceksiniz o zamlar da gelecek. Dolayısıyla bir ucuzluk ufukta yok. Ailenizin ekonomi kanalında bir programın daha sonuna geldik. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az yorumlarınız, mesajlarınız, destekleriniz, katıl üyelikleriniz, Patreon üzerinden verdiğiniz destekler. Hep birlikte artık dördüncü yılımızı dolduruyoruz. Artık bu kanalda, bu programda beşinci yıla doğru koşuyoruz ve 220 bin eşiğini geçtik. 250 bin ve 300 bin eşiklerini, dirençlerini de sizlerin destekleriyle geçeceğimden hiçbir tereddüdüm yok. Siz oldukça bu can bu tende oldukça Allah ömür verdikçe ben de size bu gerçekleri olabildiğince basite indirgeyerek basitleştirerek anlatmaya gayret edeceğim. Hepinize güzel bir hafta sonu temenni ederim. Pazartesi yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle hoşçakalın.